Buna ihtiyaç var mı? Yok. Peki. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Cenab-ı Hak'tan bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Genel kongremizi, son genel kongremizi yapalı yaklaşık olarak 3 yıl oldu. Bu ay 3. ayda tamamlıyoruz. 36 ayın, Allah nasip ederse, Ekim ayının 2. yarısında genel kongremizi icra edeceğiz. İnşallah biz bu kongrenin heyecanlı ve iktidara yürüyüş kongresi mahiyetinde olmasını arzuluyoruz. Hem ülkemizde hem dünyada çok çeşitli, çok önemli değişiklikler meydana geliyor. Geçmişe bir göz attığımız zaman AK Parti iktidarının günlerinden bugüne kadar o kadar çok şey değişti ki hakikaten bu kadar sürede bu kadar büyük hadiseler nasıl meydana geldi? Ülkemiz nasıl değişti? İktidara gelirken bu arkadaşlarımızın önde tuttukları değerler nasıl aşındı? Savrulur bir hale geldi galiba. Bir rüzgar esiyor. Biz o rüzgar karşısında ayakta durmakta zorlanıyoruz ülke olarak. İktidar bu türküyü söylerken, sallanırken de sanki çok iyi bir iş yapıyormuşuz intibanı vatandaşlara aktarmaya çalışıyor. Ama herkes ne olup bittiğini, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kaldığımızı çok ama çok iyi görüyor. Memleketimizin problemleri belli. Adalet adeta 1 numaralı meselemiz. İktidarda bulunan partinin de adalet ilk kelimesi seçti. Adalet ve kalkınma. Bu iki mefhum da maalesef iyice aşındırıldı. Artık adalet bir kişinin iki dudağı arasında. Onun söylediği hüküm haline geliyor ve icra ediliyor. Fikir ve düşünce hürriyetine her şeyden daha çok önem veren Sayın Cumhurbaşkanı, okuduğu bir şiirden dolayı hapse girmiş, bundan dolayı adalet duygusunu iyice özümsemiş, benimsemişti. Hep adaletten bahsediyorum. Şimdi de adaletten bahsediliyor ama onun o zaman terennüm ettiği adaletten bugün eser kalmadı. Onun okuduğu şiirleri değil, belki bizim okuduğumuz, okumadığımız, hoşumuza gitmeyen şiirleri okuyanlar şimdi hemen hapse sokulabiliyorlar. Farklı fikirde olanlar kendi fikirlerini ve düşüncelerini terennüm etmekte endişe duyuyorlar. Israrla söylüyor. Adalet sizin hasmınıza gösterdiğiniz adalet duygusuyla ölçülür. Siz hasmınızı acımasızca temel adalet kurallarını bir kenara iterek ezmeye kalkarsanız orada adaletten bahsedilmez. Adaletin tesis edilmesi ise kucaklaşmayı gerektirir. Farklı fikirlerde olan, farklı kanaatlerde olan, zıt inançlara sahip olanlar bile bir ülkede huzur içinde yaşayabilmeli, fikirlerini ve düşüncelerini şiddete ve teröre başvurmadan ifade edebilmeliler. İşte son olarak Sayın Kantarcıoğlu hakkında geçmişte söylediği bir takım sözlerden dolayı ağır bir ceza geldi. Buna sevinenler, alkışlayanlar var. Peki onu sevenler, onu alkışlayanlar ne olacak? Kendileri şu anda mağdur olan yüz binlerce
kanun hükmünde kararname mağdurları var. Bunlar ne olacak? Kim bunların hakkını koruyacak? Fikir hürriyeti, muhalefeti tenkit etme hürriyeti değildir. Fikir hürriyeti, yanlış yapan iktidarı tenkit ettiği zaman, ortaya çıktığı zaman vardır, yoksa yoktur. İktidarla ilgili hiçbir şey söylemeyin, huzur bozuluyor. Susun. Bu fikir hürriyeti, inanç hürriyeti, demokrasi değildir. Önce bunu anlamak mecburiyetinde bu arkadaşlar. Herkes bilmeli ki hiçbir zaman diktatör rejimleri uzun dönem ayakta kalamazlar. Kalmamışlardır. Hele Türkiye gibi bir ülkede bundan sonra diktatör rejimi ayakta kalamaz. Bunu herkes bilmeli. Belediyelerde bir takım değişiklikler meydana geldi. Bu neyi gösteriyor? Bu halkın artık bu gidişata razı olmadığını gösteriyor. Geçmişte tek başına geldi AK Parti iktidarı, hiç kimseye Türkiye Cumhuriyeti tarihinde nasip olmayan bir süreyi bu millet AK Parti iktidarına tanıdı. Ama artık yoruldular. Metal yorgunluğundan bahsediyorlardı. Metal yorgunluğu var diye kendilerini de içeride artık yavaş yavaş tenkit eden veya onların kamuoyunda iyi bir şekilde temsil edilmesine mani olduğunu zannettikleri kişileri uzaklaştırdılar. Belediyelerden, kendi belediyelerinden, kendi teşkilatlarından uzaklaştırdılar. Kendi içlerinde bir mağdurlar olgusu meydana getirdiler, ekibi oluşturdular. Bundan dolayı da şimdi çatır çatır çatlıyor AK Parti. Önleyemezsiniz. Meşru zemine dönmedikçe bu gidişatı önleyemezsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'na, danışmanlık yapanlara da sesleniyorum. Yapmayın, etmeyin. Eğer sizlerin fikirlerine inanarak böyle bir yola girdiyse Sayın Cumhurbaşkanı, en büyük kabahat sizindir diyorum o danışmanlara. Danışmanların vazifesi iktidarda bulunan veya bulunan kişi veya kişilere doğru bilgiyi ulaştırmaktır. Doğru yönlendirmektir. Efendim Türkiye güldük gülistanlık ama sizi çekemeyenler var. Demez. Beş kuruşluk menfaat için bu fikirleri Sayın Cumhurbaşkanı'na aktarmaya değmez. Biz şimdi bir takım ülkenin gidişatı ile ilgili fikirleri gündeme getiriyoruz. Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na duyduğumuz husumetten dolayı getirmiyoruz. Bundan herkes emindir diye düşünüyorum. Ben kendimden eminim. Bizim teşkilatlarımızın, sizlerin de bu noktada aynı kanaatte olduğunuzu zannediyorum. Farklı düşüncede olan arkadaşlarımız da olabilir ama şunu herkes bilsin ki samimi olarak ifade ediyorum. Hasmane bir tavrımız yok bizim. Tek derdimiz var. Biz bunu ülkede elbette Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı isteriz ama bunu bu memlekette vatandaşa hizmet etmekle sağlayarak yapmayı tercih ederiz. Huzur olsun, barış olsun, kalkınma kamil manada gerçekleşsin. Herkes rahat bir geçim imkanına sahip olsun. Adalet olsun. Kimse bir endişe taşımasın yatağa yatarken, yarın benim kapımı da acaba birileri çalar mı diye. Çünkü benim farklı fikirlerim var, farklı düşüncelerim var. Ben bunu bazen dile getiriyorum ama bir bakıyorsunuz ki pat diye balyoz kafama iniyor diye düşünmemeli hiç kimse. Özellikle de AK Parti'nin içinde görev alanlar. Şimdi sıkıntı orada. AK Parti'nin kurucuları gitti. Sayın Erdoğan'dan başka. Artık bunlar yapılan yanlışlara tahammül edemiyorlar. Demek ki ilk başlangıçta bu arkadaşlar da yanlış yapmış olabilirler. Hepimiz geçmişte
icraat yaparken yanlış yapmış olabiliriz. İcraat yapmak riskli bir iştir. Hata eder insan. Ama hatası kendisine gösterildiğinde ve hatırlatıldığında da o hatadan dönmek erdemdir. Erdemliliktir. İşte bu arkadaşlardan bir kısmı yeter artık dediler. Biz bugüne kadar dayandık. Bundan sonra bu işin böyle gitmeyeceğini gördük. Onun için biz yeniden kolları sıvayacağız dediler. Ne düşünüyorlar, ne ediyorlar bilmiyoruz. Nasıl davranacaklar bilmiyoruz. Ama bir gerçek ortaya çıktı ki bu haliyle AK Parti fikriyatı artık Türkiye'yi yönetemiyor. İsteseler de istemeseler de despotlaştılar. Farklı fikirlere tahammülleri yok. Mahalli seçimler yapıldı. İstanbul seçimleri aslında en büyük dersti bugünkü iktidara. Ama ders alana derstir bu gelişmeler. Bizi itham ediyorlardı. Vay hainler. Gittiniz bütün sandıklara hakim oldunuz. CHP'nin lehine hep oyları kaydırdınız. Ben üzülmüştüm seçim iptal edildiği zaman. Bir yanlışlık yapılıyor. Ya 20 liralık bir banknotun 5 lirası sahte olmaz. Ya bu banknot sahtedir veya değildir. Böyle bir anlayışla sadece büyükşehir belediye seçimlerini iptal ettiler. Sonunda ne oldu? Halkın tokatı kimsenin beklemediği kadar şiddetli oldu. Bizi itham edenler gördüler ki yok ya, artık millet uyanmış, ayağa kalkmış, gerçekleri görüyor, haksızlığa tepki gösteriyor. İktidarın da yanlışları görmesini ve bu yanlışları düzeltmesini istiyor. Muhterem arkadaşlarım, kork Allah'tan korkmayandan demişler. Ders almamak çok ama çok büyük bir hatadır yöneticiler için. Bundan dolayı geldiğimiz nokta artık başka bir nokta. Problemler çözülemiyor. Havuz medyasına bakıyoruz. Havuz medyası sürekli olarak ümit pompalıyor. Yarın bugünden daha iyi olacak. Rakamlar böyle göstermese de yarın bugünden daha iyi olacak. 18 senedir bu türkü söylendi. Ama bir türlü gerçekleşmedi bu fikirler, bu ümitler. Enflasyonu siz suni olarak kağıt üzerinde biraz daha düşük gösterebilirsiniz ama memura bir zammı verirken bile o enflasyonun altında veriyorsanız siz memura diyorsunuz ki ey memur kardeşim, her ne kadar ben çok farklı türküler söylüyorsam da sizin beni anlamanızı istiyorum. Sabır gösterin. Enflasyonun altında ne olacak ya? Bir senede %10 altında maaş alın. Memura böyle diyor. Enflasyon %15, memura verdiğiniz zam %5'se, 4'se memurun fakirleşmesini siz kendi elinizle gerçekleştiriyorsunuz demektir bu. Bunların tabii Erbakan Hoca'dan hiç ders almadıklarını da görüyoruz. Geçmişe döndüğümüzde %100'lük enflasyonun olduğu bir yerde %130 zammı kimse veremezdi. Ama Erbakan Hoca geçmişte bunu verdi, Allah rahmet eylesin. Kalkınmamız bir algı oluşsun diye %-1,5 kalkındık. Kalkınma kelimesi bulunsun, eksiği belki birileri görmez zannediyorlar. Ya görmeyi bırakın, yaşıyor millet ekonomik sıkıntıyı. İşsizlik 4 milyonun üzerinde, o da resmi işsizlik rakamları. Adalet problemli, ekonomi problemli, dış politikada nerede olduğumuz belli değil. Güvenli bölge. Irak politikası yanlıştı baştan. Şimdi milli görüş gömleğini çıkarınca yanlış yapmamaları mümkün değildi. Onun için ilk hatayı Irak'ta yaptılar. Bütün dünyayı Amerika aldattı. Saddam'ın nükleer silahları vardı diye. Sonra onlar çark etti. Hata etmişiz.
silahları yokmuş dediler. Ama zulme devam ettiler. Biz de o zulme destek vermeye devam ettik. Arkasından Suriye geldi. Amerika Birleşik Devletleri Suriye probleminin çözümünde bir unsur olduğu müddetçe Suriye'de huzur olmaz. Amerika ile huzur yan yana gelemeyen bir mefhumdur. Ve Amerika sadece Suriye'de değil, Güney Amerika'da da, Afrika'da da, Asya'da da her yerde bu zulmü işliyor. Güvenli bölge oluşurken bu arkadaşlarımız başka türküler söylüyorlardı, başka beklentileri vardı. Ama sonunda ne oldu? Hiç de kendi beklentilerine imkan verecek bir anlaşma yapmadılar. Bunu tekrar tekrar söyledik. Amerikalılarla konuşurken Amerikalılar İngilizceyi hakikaten herkesin anlayacağı bir şekilde mi konuşuyor? Yoksa başka bir şekilde mi bu arkadaşlarla müzakereler yapılırken? Birbirlerini anlamıyorlar. Anlaştık diye çıkıyorlar. Birisi bir şey anlatıyor, öbürü başka bir şey anlatıyor. Buna rağmen Amerikalılar geldiler, meclisin izni olmadan Türkiye'de üs kurdular şimdi. 1993 yılında buna imkan verilme, 1993 diyorum, düzeltiyorum, 2003 yılında buna izin verilmemişti. Meclis vermemişti. Bugün verdiler. Nasıl düzelteceksiniz? Ben Esad'la masaya oturmam. Ya sen Esad'ın yaptığı zulmün yüz mislini yapan Amerika ile oturuyorsun. Filistinlileri ezen İsrail'le işbirliğin var. Attığın her adım onlara destek veriyor. Ha, efeleniyorsun. Efelenmek problemi çözmüyor ki. Keşke çözseydi. Dünya beşten büyük. Hepimizi yiyor. Bu size bir prestij sağlamış gözükse bile sizi etkili kılmıyor. İsrail bir terör devletidir diyorsunuz. One minute diyorsunuz. Ama İsrail'in önünü açacak her adımı atıyorsunuz. Orta Doğu böyle huzura kavuşmaz. Başka bir anlayışa ihtiyaç var. Biz şunu da hemen söylüyorum. Yani Orta Doğu'daki problemleri Orta Doğu'da yaşayan ülkeler çözer. Bu ülkeler bir araya gelecek, esas olan bunu çözecek. Ha bazen dışarıdan bir müdahale kabul edilebilir mi? Bazen olabilir. İşte Amerikalılar yerine Ruslar bir ara devreye girdiler. Biz Ruslarla olan bu yakınlaşmayı belli bir süre için makul gördük. S-400'lerin alınmasına destek verdik. Başka konularda da neden şu anda biz o kadar Amerikalılarla iç içe girmiş, boğulmuşuz ki buradan çıkıp bir nefes alabilmek için bir ufak değişikliğe ihtiyaç var diye düşündüğümüzden dolayı. Muhterem arkadaşlarım, hakikaten üzülüyor. İşte belediyelerde bir takım değişiklikler meydana geldi. Korkunç iddialar var. Bilmem, araçlar alınmış, konulmuş, 2000 civarında araç, makam aracı diye toplamışlar. Bunları tenkit ediyorlar bazen. Ha, burada yanlışlıklar yapılabilir. Mesele değil ki. Yanlışlıklar da düzeltilir. Basit bir iş bu. Ama eğer siz makam aracı verilmemesi icap eden insanlara makam aracı verdiyseniz, eğer siz devletin bu araçlarını parti veya şahsi menfaatler için kullandıysanız, bu bir vebaldir ya. Hesabını ödeyemezsiniz ki. Beni kandırabilirsiniz. Bir milleti bile kandırabilirsiniz medya vasıtasıyla. Cenab-ı Hakk'ı kandıramazsınız. Bir gün gelecek, öbür tarafta bunun hesabı mutlaka sorulacak. İnançlı insanlar oldukları için bunu söylüyorum. Üzerine basa basa söylüyorum. Her şeyimiz perişan. Eğitim bir türlü 18 yılda bir eğitim müessesesini değiştirememek acziyetten başka hangi manaya gelir Allah aşkına? Şehir hastaneleri diye bir mefhum ortaya attılar. Sağlığı en ciddi kazanç vesilesi haline geldiler. Hastalığı teşvik ediyorlar.
hastanelerde %75 doluluk olacak ki kesemizden bir şey çıkmaz. Dünyanın hiçbir yeri böyle bir mantığa sahip değil. Onlar da denemişler ama bakılmışlar ki yürümüyor bu. Ben şimdi buradan sözü çok daha fazla uzatmadan kendimize geleceğim. Biz Saadet Partisi teşkilatları olarak el birliğiyle bu toplantımızı tertip ettik. Bugün burada genel idare kurulu üyelerimiz var. İl başkanlarımız ve müfettişlerimiz var. İl sorumlularımız var. Hanım komisyonlarımız var. Allah razı olsun. Güzel bir şekilde temsil ediliyorlar. Gençlerimiz var. Ve biz bir kongreye gidiyoruz. Bu kongreyle büyük ihtimaldir ki önümüzdeki 3 sene içinde bir seçim yapılabilir. Bazıları bunu daha erken görüyor. Gelecek sene de olabilir. Ondan sonra da olabilir diyor. Benim kanaatim gerçekleşir veya gerçekleşmez. Seçim 2 seneden önce olmaz. Bu tarihten itibaren söylüyorum. 3 seneden sonra ya da kalmaz diye bir kanaatim var. Tabii olağanüstü haller meydana gelirse onu bilemeyiz neler olur diye iktidar aniden Sayın Cumhurbaşkanı bir seçim kararı alırsa. Ama bizim bir normalleşme dönemine ihtiyacımız var. Biz dediğim kim? Türkiye'mizi. Siz cumartesi annelerini bir kere rahattınız. Onların sesine kulak hiç kapatmadınız. Geçmişte kabartıldı. Şimdi HDP önünde bekleyen anneleri her gün televizyonlardan indirmiyorsunuz. Arkadaş biz terörün her çeşidine karşıyız. Her çeşidine. Teröre geçit vermeyecek tek anlayışa da bizim milli görüşün sahip olduğu kanaatindeyiz. Ve burada samimiyiz. Biz geçmişte olduğu gibi ne FETÖ yanlısı olduk ne de teröre herhangi bir şekilde destek verdik. Ancak insanların bir inanç hakkı, bir fikir, düşünce hakkı vardır. Bunları söylemelerine ve bu meseleler karşısında da ülkeyi bir arada tutacak anlayışın güçlenmesine elbette katkı sağlayacağız. Biz her zaman mazlumun yanındayız. Zalimin de karşısındayız. Onun için bizim bu konularda kimseden bir endişemiz yok. Ve Türkiye'de huzur ve barış ancak milli görüş zihniyetinin iktidara gelmesiyle mümkün. Biz inançlı insanlarız. Biz inancımızdan dolayı bu hayatı bir gün terk ettiğimizde burada yapabilme imkanımız olduğu halde yapmadıklarımızdan, yapmamamız icap ettiği halde yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimizden eminiz. Bazen hatırıma geliyor, üzülüyorum. Biz cincilerle uğraşanlarla bir olamayız. Kefen bezi satamayız. Bunu herkes bilsin. Allah muhafaza etsin. Görev bana tevdi edildiği zaman bir şey söylemiştim. Bugün aynı şeyi tekrar etme ihtiyacını duyuyorum. Biz İslamcı, biz bu konularda başka bir anlayışa sahip değiliz. Biz Müslümanız. Bu inancımızdan da taviz vermemeye kararlıyız. Biz inancımızın hakim olmasının, bu memlekette adaletin hakim olması manasına geldiğini herkesle iyi biliyoruz. Ve başkaları da bunu biliyorlar. Biz edebin, ahlakın en yücesine talibiz.
komşumuzun derdiyle dertleniriz. Onun kim olduğuna bakmadan. Yemeyiz, yedirmeyiz. Rüşvet bizim kitabımızda yazmaz. Biz işi ehline veririz. Bu bizim inancımız ya. Onun için biz kefen bezi satamayız ya. Yanmayan kefen bezi. Onlarla da bir araya gelemeyiz hakikaten. Allah yar ve yardımcımız olsun. Onun için şunu iyi bilin muhterem kardeşlerim. Biz milli görüşü, milli görüşçüyüz. 50 yıllık bir siyasi geçmişimiz ve tecrübemiz var. Biz bu inançla çalışmak mecburiyetindeyiz. Günlük yaşantımızı da elbette bu minval üzerine yerine getireceğiz bütün ihtiyaçlarımızı, ama hakkın hakim olabilmesi için de bütün gücümüzle çalışacağız. İşte biz buna cihat diyoruz. Biz cihat erleriyiz. Yani mücadele erleriyiz. Hakkın hakim olması için. Bundan dolayı artık bu kongremizden itibaren, geçmişte de biz bunu söyledik, yapma gayretinin içine girdik. Ama artık bundan sonra, aslında bu tarihten sonra biz bütün gücümüzle bu ülkede, bu dünyada hakkın hakim olması için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu bize inancımızın emri. Ve biz hayır hah bir anlayışa sahibiz. Hasmımızın da güvenliği bizim iktidar olmamıza, bizim düşüncemizin iktidar olmasına bağlıdır. Kafamızı kuma gömemeyiz biz artık. Gözlerimizi açmak, kafamızı kumdan çıkarmak mecburiyetindeyiz. Allah razı olsun. Hasbelkader, yıllardır kullandığımız genel merkezimizden belli bir vesileyle tahliye edildik. İhraç edildik. Çıktık. Biz yeri geldiği zaman bir yerde çadırı kurup orada da hizmet edebilecek bir anlayışa sahibiz. Binalar bizim için kutsal değil. Ama yanlışlıklarında üzerine elbette gideriz. Şimdi elhamdülillah yeni bir bina alıyoruz. Teşkilatlarımız, arkadaşlarımız kolları sıvadılar. Bizim gibi bir siyasi partinin birdenbire böyle büyük meblaları toplaması kolay değil, ama hakikaten kumbaralarda birikmiş paralar, hanım kardeşlerimizin gönderdiği bilezikler, kolyeler bize onların maddi ölçüsünün ötesinde 100 misli, 1000 misli moral veriyor. Kendisi açken onu gidermek için değil ama davası için fedakarlıkta bulunanlar bizi hakikaten gözlerimizi yaşarttı. Bu davanın, bu bayrağın hiçbir zaman yere düşmeyeceği inancımızı pekiştirdi bizi. Biz farklıyız. Biz iki dünyayı birden götürdük. Bir tarafta yeri geldiği zaman boynumuz bükük tesbih çeker, Cenab-ı Hakk'a yalvarırız. Öbür tarafta da ayağa kalkar, sabahlara kadar haftalarca, aylarca çalışırız. İki kanatlıyız. Ve dünyada barış ve huzurun ancak ve ancak bizim temel inançlarımızın hakim olmasıyla sağlanacağını biliriz. Elhamdülillah, hamlediyorum bir şeye ki ilk defa bu konuyu bu kadar net ifade etmemize rağmen düne kadar bizimle mücadele eden yüz binler değil, samimi inanıyorum, milyonlar şimdi ümidi bize bağlıyorlar. Zihinlerinde bir şey var. Yahu birdenbire bu kadar düşük bir oy alan parti iktidara nasıl gelir? Acaba oyumuz boşa gider mi? Elhamdülillah şuna inanıyorum, son seçimlerde biz bunu kırdık. İnsanlar alenen destek veriyorlar.
size hiçbir zaman oy vereceğim aklımdan geçmezdi diyen kardeşlerimiz bize oy verdi. Ve bu çığ gibi büyüyor. Yarın bunun önüne kimse set çekemeyecek. Ama bunu gerçekleştirmek de elbette sizin, bizim üzerimize bir vecibe. Biz çok çalışmakla ama metodik çalışmakla mükellefiz. En büyük görevlerde bir tanesi hanım kardeşlerimizin omuzlarına yüklendi. Toplumun içinde toplumu oluşturan aslında hanım kardeşlerimiz. Bu toplumda aile bizim en önemli mefhumumuz. Ailenin temel direği de kadındır. Şu anda bu mefhumu, aile mefhumunu yok etmek için ciddi çabalar var dünyada. Efendim bu nüfus dünyaya fazla geliyormuş. Fazla artmaması gerekirmiş. Biz buna da rıza gösteremeyiz. Onun için bundan sonra hanım kardeşlerimizin de bu mücadelenin içinde bugünkünden daha etkin olmalarını sağlayacak adımları atmakla mükellefiz. Marifet iltifata da abidir. Bundan dolayı biz Allah nasip ederse kongremize giderken bütün genel idare kurulu üyelerimizden, bütün il teşkilatlarımızdan, gençlerimizden, hanım kardeşlerimizden bu konuda kongre hazırlığı içinde bize tavsiyelerde bulunmanızı özellikle istirham ediyorum ben. Bu kongre farklı bir kongre olacak. Bu kongre iktidara yürüyüşün kongresi olacak. Bizim fikirlerimiz, bizim inancımız iktidar olacak. Bundan dolayı da bu hamlemizi gerçekleştirebilmek için özellikle yeni binamızın hem tamamlanması hem teşrif edilmesi, hizmete bir an önce sunulabilmesi için bütün kardeşlerimizin bugüne kadar gösterdikleri fedakarlığın da üstünde bir çaba sarf etmelerini, fedakarlık yapmalarını bekliyoruz. Bunu da açıkça ifade etmeyi bir vazife olarak biliyorum. Muhterem arkadaşlarım, elbette bu yapacağımız çalışmalar bu dönemin son genel idare kurulu toplantısı, son il başkanları toplantısı, bugünkü haliyle hanım komisyonlarımızın ve gençlik komisyonlarımızın son toplantısı olacak. Tabii burada ben teşekkürü ifade ederken herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ancak siz de takdir edersiniz ki bizim genç, dinamik bu tanıtma ekibimiz Allah razı olsun destan yazdılar. Ona da teşekkür ederim. Yalnız bu bapta pelikanlar bize azıcık zarar da verdi. Desek yanlış olmaz. Ama cezayı TV5 çekti. Bu da bu arkadaşların düştüğü acziyetin ne kadar korkunç bir noktada olduğunu gösteriyor. Ya yani havsalam benim almıyor. Rütük diye bir kurul var. Türkiye'de ahlak tahrip oldu gidiyor. Diziler dünyanın en korkunç, en ahlaksız dizileri haline geldi. Kılları kıpırdamıyor bunların. Gözleri kör, kulakları sağır, duymuyorlar. Ama pelikanlar rahatsız oluyorlar. Allah size akıl fikir versin ya. Asli görevinizi yapmazken bunlarla uğraşmak size bir fayda sağlamaz. Veremezsiniz bunun hesabını. İçlerinde inançlı insanlar olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Hesabını veremezsiniz diye. Türkiye'de tek taraflı yayın bu kadar yoğunlaşmış mıydı? Tekelleşti. Nerede Rütük? O tek taraflı yayını koruyabilmek için çare arıyor. Bütün yanlışlıklara göz yumuyor.
Pelikan'a gelince dikeliyor birdenbire, aslan kesiyor. Allah akıl fikir versin, hakikaten başka bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu hazırlıklarımız, önümüzde bir, en fazla 1,5 aylık bir zaman kaldı. Bu zaman zarfında biraz daha gayretle bu kongrenin başarılı bir kongre olabilmesi için, bu kongreden sonra inşallah yerine göre tazelenmiş olarak bazı komisyonlarla ortaya çıkmak için bir çabanın içine girdik. Bu sefer tüzüğümüzde de bir takım değişiklikler olacak inşallah. Çalışmalarımızda da olacak. Biz iktidara yürüdüğümüz için elbette teşkilatlarımızla, hanım komisyonlarımızla, gençlerimizle ilgili çalışmalar bir noktaya gelecek. Ama bu ülkenin problemleriyle, iğneden ipliğe kadar ne varsa ilgilenecek özel ihtisas komisyonları kuracak. Şimdiden bu çalışmalar başladı. Tarımdan hayvancılığa, madenciliğe, dünyanın değişen dış politikalarına, hepsine, sağlığa, eğitime, nasıl olacak da Türkiye birkaç sene içinde ayağa kalkabilecek? Şartların zor olduğunu biliyorum. Ama doğru tedbirler alındığı takdirde Türkiye'nin eskisine nispetle çok daha hızlı bir şekilde bu problemlerinin üstesinden geleceğine de inanıyorum. Bir iki tane konumuz var. Biz bundan sonra çevreye hakikaten önem vereceğiz. Gençlerimizden de teşkilatlarımızdan da bu konuda hassas olmalarını isteyeceğiz. Çevre dediğimiz ne? Arkadaş, 4 tane konu bizim için önemli. Su kaynaklarımızın kirlenmemesi için çaba sarf edeceğiz. Biz altını mı, insan hayatını mı derseniz biz insan hayatını tercih ederiz. Altını değil. Biz atmosferin kirlenmemesi için çaba sarf edeceğiz. Biz toprağımızın zehirlenmemesi için çaba sarf edeceğiz. Toprağımızı da öldürüyorlar. Ve ormanlarımızın korunabilmesi için çaba sarf edeceğiz. Bunu herkes bilmeli. Biz öbür taraftan da değişen dünyaya ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. Bunun için yapay zekaya, biz bunun için yeni iletişim metotlarına daha fazla önem vermeye mecbur. Sağlığımız artık bundan sonra eski metotlarla yürümeyecek. Biz insanlarımızı hastalanmamaları için çaba sarf edeceğiz. İlk yapılması icap eden isim değişikliklerinin başında ne gelir biliyor musunuz? Hastane gelir. Osmanlı'da, Selçuklu'da geçmişte hastane hiç olmamış. Ne olmuş? Şifahane olmuş. Yani siz insanları tedavi etmek için bir niyetle hareket edeceksiniz. İnsanlar ne kadar çok hastalanırsa ilaç firmaları o kadar kar eder zihniyetini terk edeceksiniz. Onun için gençlerimizin önüne büyük bir ufuk açılıyor. Yüksek teknoloji, yapay zeka dediğiniz en önemli konulardan birisi olacak bizim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak çalışmalarınızda en büyük başarıları sizlere, bizlere, hepimize nasip etsin. Ülke bizi bugün için ne sürüklemiş olduğu bu olumsuzluklardan bir an önce kurtulmak için bizlere imkan bahşetsin. Bunu da Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Hepinize bugün burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Hak bundan sonraki çalışmalarınızın daha etkili, daha başarılı olması için sizlere de inanç ve azim nasip etsin. Bu konuda insanlar çalıştıkça moralleri yükselir. Çalıştıkça daha azimkar, daha fedakar hale gelirler. Onun için sizleri de bugüne kadar gösterdiğiniz gayretten, fedakarlıktan dolayı tebrik ediyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda başarılar diliyorum. Esselamu aleyküm muhterem kardeşim.